Evet, günün sıcak gelişmelerine şimdilik kısa bir virgül koyalım. Yine önemli bir konuyu mercek altına alacağız. Okumuyoruz, araştırmıyoruz ama çocuklarımız dahi olsun istiyoruz. Aileleri işte bugünlerde yeni bir telaş sardı. Zeka testlerinde çocukları için yüksek IQ sonucu almak isteyen ebeveynler son dönemde açılan hazırlık kurslarına koşuyor. Peki kursla dahi olunur mu? Söz konusu kurslar yasal mı? Tüm bu soruların yanıtını arayacağız. Bugün Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Profesör Doktor Emrehan Halıcı Ankara'dan stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Halıcı. Hoş bulduk efendim. Şimdi hemen size şunu soralım. Sözü edilen kurslar legal midir, yasal mıdır? Gayri resmi olduğu yönünde şikayetler var. Bu konuda size gelen bilgiler var mı acaba? Öncelikle iyi günler dileyim. Bir akademik ünvanım yok. Biz sizin ünvanla başlattınız sohbeti. Düzeltelim. Peki, şimdi teşekkür bu konuyla edeceğiz. İlgili çeşitli duyumlar ve şikayetler ortada. Ancak resmi bir kurs henüz açılmış değil ve umarız da açılmaz. Ancak bireysel olarak zeka testlerine çocuklarımızı, öğrencilerimizi hazırlama girişiminde olan bireylerden bahsedebiliriz. Bunda çok sakıncalı olduğunu öncelikle söylemeliyim. Türkiye'de ne mutlu ki zekanın önemsendiği ve bu önemin giderek arttığı günler yaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuyla ilgili biliyorsunuz bir araştırma komisyonu kuruldu geçtiğimiz sene. Evet. Ve Aralık ayında da yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye Zeka ve Yetenek Kongresi'ni düzenledik Türkiye Zeka Vakfı olarak. Gerek aileler, gerek üstün zeka ve yeteneğe sahip olan gençlerimiz, uzmanlarımız, üniversiteden yöneticilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız katıldılar. Bu konu Türkiye'de giderek önem kazanıyor. Bu çok sevindirici bir durumdur. Ancak üstün zekaya ve yeteneğe sahip olan çocuklarımızın, gençlerimizin hem araştırma bulunması, ortaya çıkartılması hem de desteklenmesine dönük bir hareketlilik yaşanırken bir yandan da ailelerde çocuklarının zekasını üstün gösterme eğilimleri, girişimleri de var. Bugün konuştuğumuz, bahsettiğimiz konu budur. Zeka herkeste var olan bir değerdir, bir zenginliktir. Allah'ın bize bahşettiği en önemli zenginliktir. Ve zeka muhakkak geliştirilebilir. Hem çocuklar, hem gençler, hem ileri yaştaki insanlar eğer beyinlerine önem verirlerse, düşünme egzersizleri yaparlarsa zekalarını geliştirebilirler. Sayın Alıcı, şimdi ama ailelerin zeka testi yaptırmasında bir sakınca yok ama sanıyorum şerhiniz şurada. Yani üstün zekalı olması için işte kurs alınması doğru mudur? Kursla üstün yetenekli olunur mu? Acaba test yaptırdıktan sonra ben çocuğumun zekasını daha fazla nasıl geliştirebilirim yolunu mu tercih etmek lazım? Bu anlamda ailelere neler düşer? Bir kere ailelere sakin olmalarını tavsiye ediyorum. Bir çocuğun zekasını geliştirme, yeteneklerini geliştirme konusunda yapılabilecek çok faaliyetler vardır. Bu evde, okulda, çeşitli sosyal ortamlarda olabilir. Ama özellikle zeka testinden daha yüksek bir sonuç elde etmek üzere bir kursa yollamak veya bir uzmandan destek almak hiç doğru bir yaklaşım olmaz. Çünkü zeka testleri aslında gereklidir, yararlıdır. Ancak sağlık açısından veyahut eğitimde yönlendirme açısından kullanıldığı zaman anlamlıdır. Yoksa çocuklar arasında bir rekabet yaratmak, çocukları, insanları kategorize etmek için kullanılması son derece sakıncalıdır. Hele günümüzde yavaş yavaş adına dahiler diye ekleme yapan, üstün zekalar sınıfı, dahiler okulu gibi evet, çeşitli girişimlerden de bahsetmek mümkün. Bunların çoğunun bilimsel altyapısı yok, bilimsel programları maalesef denetlenmiş değil. O yüzden devletimize, ilgili kurumlara çok önemli görev düşüyor. Hem bu tür kurumların açılması sırasında, hem verilen eğitim sırasında, hem de eğitim sonrasında bu çocukların daha sonraki hayatlarının takip edilmesi açısından muhakkak ki yeni yöntemler, yeni kurumlar ortaya konmalı. Evet. Eğer çocuklarımızın zekasının geliştirilmesine yapılacak katkının ötesinde zeka testlerinde başarılı olmasını arzulayarak böyle kurslar veya özel dersler düzenlenecek olur ise bunların sakıncalı olduğunda ailelerin bilmesi lazım. Evet. Bir aile eğer çocuğunu zeka testinde daha üstün bir sonuç alsın diye oraya yolluyorsa o zaman çocuğunun yeterli zekaya sahip olmadığını baştan kabul ediyor demektir. Bu da bir çelişkidir. Dolayısıyla hem ailelerin hem kurumların
bu konuda çok dikkatli olmaları gerektiğini altını çizmek isterim. Sayın Alıcı, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Yarışmayalım, yarıştırmayalım demek sanıyorum. Çocuklarımızı en azından bu dairenin içine sokmayalım diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.